Selamlar sevgili dostlar. Bugün Nautilus ve Bard diyecektim ya. Voli 1 ile oynuyoruz. Niye cümle kuramadım anlamıyorum. Bard ve Janna var karşımızda da. Ya arkadaşlar bunun olmasının sebebi aslında şu. Konuşamamam özellikle sizleri düşündükçe, aklıma sizler geldikçe biraz heyecanlanıyorum. Heyecanlandığım için de kesinlikle konuşamıyorum. Bu arada neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Keyifler nasıl? Anlatın yahu, yorumlarda kendi hayatınızdan da bahsedin. Abi keyfim yerinde, abi şöyleyim, abi böyle yapıyorum falan. Mutlaka bunları duymak istiyorum. Çünkü sizle sohbet etmek inanın benim için güzel. Bu da fırtına ayını oynadık. Bu bir kart çekip bir fırtına mührü çağırmamızı sağlıyor. Bu da aslında totalde şöyle olacak. Ya kart atmamız falan önemli değil. Bu da Nautilus ve Volibear hiçbir şekilde gitmiyor, tamam mı? Nautilus'u erken oynamak inanılmaz iyi olacak. Bir de üstüne bununla beraber bu kartların mana bedelini düşürmek çok 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 daha iyi olacak. Yani baktığın zaman aslında Voli ile bayağı bir can sıkıyor olacağız. Gelsin abi. Yani destek kısaca bundan ibaret aslında. Hani bu tur istediğini yapabilir diye düşünüyorum. Burada bence Volhir'in etkisi bir kere daha gelsin. İşin güzel tarafı şu ki bu adamın benim Nautilus'umu kesecek hiçbir şey yok. Şimdi bilerek burada bunu blokluyorum. Neden diyeceksiniz? Ya istediğini yapabilir. Asla önemli değil. Burada benim buna hasar veriyor olmam kendi başına yeterli. Neden? Derinlerin doymaz ağzıyla bunu kesebilmeliyim. Kökünü kazıyacak çünkü bir daha diriltemez. Kaç var? 14 değil mi? E hadi gel. Totalde burada artı 2 vermeli arkadaşlar. Çünkü bunun özelliği şu. Benden az olan bir düşmanın kökünü kazırsın. Bu da diyor ki canı benden az olan bir düşmanın kökünü kazırsın. Yani bunun canını indirsek iyiydi. Şimdi bunun sayesinde bir hasara düşürdüm. Okey, sonuçlandır. Şimdi burada ünite oynamazsa direkt saldıracağım. Neden diyeceksiniz arkadaşlar. Bunun da ölmesi gerek. Bu da bilmeyenler için başka bir dost birim öldüğünde desteğe 4 tane dağıttığını koyuyor. Yani bunu deli gibi kopyalayıp canımızı yakabilirdi aslında. 13 mü? 9 dedin abi. 8, 7 kalıyor değil mi? Yapacağımız hareketler basit ya. Safrat'ı oynayacağız. Ardından Hurda'yı oynamayacağız. Sadece bekliyor olacağız. Can basabilirim. Ya burada oynayacağı üniteler inanılmaz güçlenmediği sürece hiçbir sıkıntımız yok ki. Adam kombosunu yapamadı aslında. Yerde sadece bu var ve şu an beklediğim şey yine bunu oynarsa diye ki bu 2 manaya düşüyor. Ya burada böyle 5 mana, 6 manalık bir şeyler oynarsa bizim için inanılmaz güzel olur ki kökünü kazırız ve Bard'ı tekrar diriltemez arkadaşlar. Deep'e ulaşsaydık zaten kesemeyecekti bizi. Bu arada neler yapıyorsunuz? Ya son videonun kapak fotoğrafını koymayı unutmuşum. Aslında hazırdı yani. Yeni koydum. Ona da bir bakarsınız. Yağmacı destesi oynamıştık diye hatırlıyorum. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar. Videolara, yorumlarda mutlaka istediğiniz desteleri yazın çünkü artık deste bulmakta zorlanıyorum. Yeni desteler yapmak için de aklıma da bir şey gelmiyor açıkçası arkadaşlar. Öyle olunca da az bir şeyim bu konularda. Nasıl yapmam gerektiğin konusunda bir tık meraklıyım. Sadece saf rahat oynayacağım. 4 kartım gitsin. Gidenler önemli değil. Ardından pas geçeceğim. Anlık bir büyü. Pas geçerse tur biter. Fazladan bir manası yanlış olur. Bizim için gayet worth. Ama burada asıl amacım şu ki rakibin ne yaptığını anlamaya çalışmaya çalışıyorum. Hani AFK mı başka bir şey mi? Umarım AFK değildir. Yani bu kadar konuştuktan sonra bu insanların oyunun ortasında AFK kalması. Okey, adam AFK galiba arkadaşlar ya. Bıraktı çünkü. Tamam, 4 turda gelsin. İstediğimi oynayabilirim. 2 kart daha çekelim. Safra at güzel. Bir safra daha atalım. Zaten derine ulaştık artık arkadaşlar. Burada Nautilus abim gelsin. İyi adam AFK değil sevgili dostlarım. Denize atılan kartları tekrar diriltmiş oldu bu. Aynı zamanda bunların mana bedeli inanılmaz düştü. 13-13 ve korkunç bir ünitede can yakar. Okey. Tıka basa olup çantanın gelmesi güzel. Burada saldıracağım. Bir kere Bard'la şey yapamaz diyecektim. Gel abi. Şuna mecbur bloğa çıkacak. Bunu kopyalayamadan kesmemiz bence güzel. Şimdi 9 canı kaldı ya. Koca diş gelsin abi.
Hem canı fulledik hem bunun canı fulledik. Diğer tur kökünü kazayınca ya bak bir şey diyeyim, matchup'ta önemli olan şu. Bardı elinden alırsak tamam, geriye hiçbir şey ifade etmiyor. Çok güzel komp. Burada derinlerin doymaz ağzını oynayıp elinden alıyor olacağım. Bir mana zaten yani. Janas'ın da elinden alıyor olacağım. Al abi bunu. Janas'ın elinden alamam galiba ya. Aynen, önce bunun hasar yemesi lazım. Ama destesine geri atabilirim. Level atlatmaya mı çalışıyorsun? 18'e 22 tane çeker. Level atlar. Ama atlaması bir şey ifade etmeyecek ki. Her şekilde kökünü kazıyor olacağım. Şimdi burada bir ward daha mı oynadım? Bir kök kazıma daha. Hasar mı çıkartacaksın? Artı 3 can daha verebilirim. Kanka. Kanka. Ver artı 1 artı 3'ü. Allah Allah. Bak sen şu Allah'ın işine. Ki burada ekstra bir şey yaparsın. Arkadaşım. Buff almaması gerek değil mi? Yo, her şekilde alacağım abi. Hiç acımak yok arkadaşlar. Aynen kanki. Oyna bakalım, başka bir şey oynayabiliyorsun. Elinde başka ward yok. Diğer kart çekecek ama. Turu bitir. Şimdi ben bu tur direkt olayı saldırıyor olacağım. İsterse bloklamasın arkadaşlar. Bak 3 tane geldi. Buff verebilirdi, artık veremez yani. İyi, bir bulutların gazabı daha. Bir tane daha mantar çektik. Bu da bir voli çeksek var ya, üf yani. O kadar diyoruz. Üf. Saldır kanki. Acımak yok arkadaşlar. Mecbur bloğa çıkacaksın. Ehe. Oyunumu bitirelim, oyunumu uzatalım. Bir de artı 2 verip kart çekiyorsun ha. Ey beyefendi. Arkadaşlar, oyunu uzatayım mı? Nasıl yapalım? Hadi sen gel abi. Voli çekersem oyunu uzatırım. Çekmezsem kalır. Bir mantar daha. Bal kaymak. Denizlerin çağrısı bayağı iyi. Hadi gel ya. Ver kanki buna. Tam 20 hasar çıkartmış olalım ve oyun bitsin. Ki zaten bitmese bile bir canın kalıyor. Kanki derinlerin doymaz ağzıyla zaten senin kökünü kazıyacak. Okey. Sıradaki maça geçelim sevgili dostlar. O karşımızda şimdi benzer bir zımbırtı var arkadaşlar. Aurelion Sol'e karşı oynuyoruz. Tabii ki yine yanında polisi var. Nautilus'u gönderdim. Katliam limanı, hurda, safra at ve Voltaire'in elçisi güzel. Burada amacımız şu olacak arkadaşlar. Ne kadar erken ulaşırsam deyip bana bu oyunu kazandırdım. Çamur tarayıcısı gelsin abi. 3 kartı attık. Fırtına aynı gitmesi güzeldi tabi, o ayrı bir konu. Turu bitir. Yani yer kartı oynayınca artı 3 artı 3 vermeyi tercih edecektir. O yüzden ben oynayacağını zannetmiyorum. Burada ekstra safra at oynayacağım. Derinliklerin çağrısı gitmesi güzeldi. Ama zaten kart atmak en altındaki kartları attığı için yani o kartlara çok da ulaşamazdık. Burada güzel bu tur. Voli'nin elçisi oynamak bana bir şey kazandırmaz arkadaşlar. Katliam Liman'ı gelsin. Bu bana ekstradan kart atmayı sağlayacak. Koy kanki karşısına. Aynı zamanda derin olduysak bunu yok edip rastgele bir tane deniz canavarı çağırıyor. Yani her tur kart atabiliyor olmak bence kendi başına güzel bir olay. Derinlerin doymaz ağzı niye gitti? Volhir'in elçisi gelsin. Benim o karta inanılmaz ihtiyacım var ya. Bu çünkü mana odaklı gidecek. Aurelion Sol'ü ne kadar erken bulursa onun için o kadar iyi. Bu da bizim işimize gelmez yani. Okeydir. Kaç? 7 değil mi? 2 böyle yapsam. Kozmik Yavru ne ya? Burada gelsin abi. Aynı zamanda 3 manam kalıyor olacak. Bir hurda daha, bir Volhynrex daha. Gel abi. Tamam. Bunu attığım anda deep'e ulaşıyoruz arkadaşlar. Ama işin komik tarafı şu ki bir şey de bulamadık. Değil mi? Kilitli abi. 3 hasarı yedik. Adamın elinde umarım bir şey yoktur ya. Yani adamın başlangıcı şu an inanılmaz güzel arkadaşlar. Yani 1'e 4'lük kozmik yavru. İşte bütün mana taşları. Nativus güzel.
Eğer bunu oynarsam kart atamam bu arada. Bunu mecbur diğer tur oynamam gerek. O yüzden burada oynamalıyım ki... Gerçi oynasam diğer tura Nautilus level atlayacaktı. Bir Nautilus daha. Bir de derinliklerin çağrısı. İki mana olsaydın o kadar güzel olurdun ki. Burada turu bitireceğim. Tam diğer tur Aurelion Sol'ün geldiğini garantisini veriyorum size. Diğer tur 3-6 hasar yiyor olacağız. Bu çünkü... Deep'e ulaştığımız için değil mi? Bize bir tane deniz canavarı verecek. 3'e 4 güzel. Deep'e ulaştığı için can basacak. Aynı zamanda bu tur. Şöyle yapabilirsem benim için aşırı güzel olacak. Derinliklerin çağrısı artıyor. Nautilus eşittir GG. Bu hasarı tabii ki almayacağım. 5-8 oluyor ya, yapabiliriz. Derinliklerin çağrısı gelsin. Bak mana bedelleri düştü ya, burada Nautiluslardan birini oynayacağım. Şimdi diğer tur çok sağlam bir hasar çıkartacağım. Olur da bu tur Nautilus'um ölmezse. Çünkü bunların mana bedeli sıfıra düştü arkadaşlar. Ve bu da artık kart atmayacağı için denize sadece bize kart draw verecek. 4 mana 2 kart gibi gibi gibi. Jawlavcılar da bize rastgele bir deniz canavarı oluşturacak. O yüzden yine güzel. 7-10. Oo, Allah'tan bak şu bizim için problem. Yani bunun ölmesi gerek. Diğer türlü bu zaten rakibi sıkıntıya sokacak. Burada diğer tur benim olayı saldırmam gerekecek. Koca diş gelsin. Bir koca diş daha oynar mıyız? Oynarız. Gel abi. Burada can basmak önemli değil. Kendi Nexus'un canını basıyorum. 16 yapıyor değil mi? Dikkatini verir artık. Burada bir Jawlavcısı gelsin ya. Çok iyi bu arada. Her vuruşta bir kart çekmek bence bayağı iyi. Şimdi Voli'nin gelmesi bir noktada güzel. Neden diyeceksiniz? Bu ölmese iyiydi ama değil mi? Şimdi derin derin gözü gelsin abi. Bunların hepsinin mana bedeli sıfır arkadaşlar. Sen de gel. Büyük halkanını alalım. Gerisi önemli değil diye düşünüyorum. Saldır abi olayı. Full bloğa çıkmak zorunda burada. Savaş benimle. Dikili taşlarınız devrilecek. Bu da Volley'sini geri göndereceğim bu arada. Hatta direkt göndermeyi de tercih edebilirim. Bizim için burada asıl tehlikeli olan aslında bu da. Bunun büyük halkanı alabilecek hiçbir şey yok. Eğer Volley bir yer çekmiş olsaydık patatesti. Okeydi yani. Bize kart draw verecek. Bu bayağı iyi bir olay. Derinlerin doymaz ağzı güzel ama sadece bunun kökünü kazıyabiliriz. Bunun büyük halkanını almadıkça hiçbir şey yapamayız. Eğer büyük halkanını alırsam kökünü kazırım. Top deck'ten ya da herhangi bir şeyden bize kesinlikle voli gelmesi lazım. Destenin en üstüne mi koydu ya bu? Destesine koyarsın. Tamam 4 hasar okeydir. Bak güç vurdu ya. Bulutların gazabıyla bunun max vurduğunu zaten ben kendim çıkarttım. Şundan verim alacağı için yapıyor bu hamleyi. Kök kazıma verecek adama oturup ağlayacağım. Asıl iki oyun boyunca hiç Volibear görmedik değil mi arkadaşlar? Bir de Golden Sisters geldim. Burada gelsin abi. Tamam. Şimdi Safra gene gelsin. Tamam, geri kalanların hepsi Volibear ve Nautilus arkadaşlar. Sessiz düşünüyorum. Bence burada. Ama Aurelion Sol'ünü hiçbir şekilde alamıyoruz değil mi? Can çalması olan Ünter'in kökünü kazıyalım. Bunu yapmamam gerekiyordu ya. Bu görüp görebiliriz en büyük misplaylerden biri. Ki zaten bana gerek kalmadan yani Voli çekecektik ya da Nautilus çekecektik. Böyle böyle devam edecek. Basit diyelim. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi eğer düzgün oynamazsak bizi sağlam bir patates edecek bir deste var. Nora ve Janna'ya karşı gönder gönder. Abi bu defa Voli'yi elimde tutacağım çünkü artık Voli görmek istiyorum sevgili dostlarım. Bu başlangıç aslında fena değil de. Ya yani yeri çok zor yapacak. Güçlendirmesi zor olacak. Burada oynayabildiğim kadarını oynamak istiyorum. Burada koca diş gelsin. Koca diş nereden ya? Derinlerin çağrısı gelsin. Hem kart draw'u alalım arkadaşlar. Hem de asıl amacım şu ki bunların mana bedeli azalsın. Kartı asıl OP yapan olay bu. Toplama burada falan asla umurumda değil. İhtiyacım olan tek bir kart vardı. Derinlerin doymaz ağzı. Onu da çektik.
Devam. Eğer böyle yaparsa yine umurumda olmayacak ve ben burada Wolverine elçisini oynayacağım. Hem mana bedelini azaltacak Wolverine'in bütün büyük ünitelerimin hem de arkadaşlar yere 2'ye 3'lük güzel bir ünite. Mesela bekleyip bir şey oynasaydım bunu oynardım. Şimdi kirli çıkı her şekilde ölmek zorunda. Neden diyeceksin? Bak bu adam Nora oynamasın, Bart oynamasın. Sırf şu beyefendi sayesinde daha fazlasını yapacak. Fıkkın hain gelsin abi. Voli'yi düşünce zaten patates olacaklar. Bir bulutların gazabı aynı zamanda zımbırtı 7'ye düştük. Bu tur ekstra çamur tarayıcısı atacağım ki. Canan'ın adıyla. İyi. Aa, yer kartı yok etme sandım ya. Bak bir geçit geldi, iki geçit geri koydu. Çok saçma değil mi ya olay? Tamam, giden kartlar güzel abi. Bir de destin en altındaydı. Pas geç. İki tane geçit var. Bu arada eğer erken bakarsanız kart çekilirken direkt görebiliyorsunuz arkadaşlar kaç tane olduğunu. Nati Kötülüğünden abimiz geldi. Kanki, sen bunu blokla, sen de bunu blokla. Yo, böyle böyle yapalım. Bu gerçi hasar vursa 3'e 4'e düşecek değil mi? Ey Morlison, ey yüce insan. Bu akıl, bu zeka fazla değil mi ya bu oyuna? Abi Nati gelmesin. Çünkü bunu götürür. Bunu elinden almamız lazım. Bak bir şey diyeyim, buna iki hasar falan verirse bunu korumuş olur. Yani yaptığım aslında iyi bir hamle değil. Şimdi izleyin abi, bir tane daha ondan oynayacak. Batık Tapınak. Tamam. Diyorum ya, o kart olmazsa Batık Tapınak hiçbir şey ifade etmiyor. Tek tur abi. İki tane birden çekti. Gerçi çekmesi normal. Önce bir koca diş gelsin. Derine 10 kart var. Derine atabileceğim kart da yok. Ama voli gelince zaten canını yıkayacağım ben. Yakacağım. Yıkacağım. Yakacağım. Cihol avcıları gelsin. Çok iyisin. Bu arkadaşlar Nautilus abimizin gemisi. Bunu çek. Bu kadar. İlk saldırısı olduğu için aslında bu hamle. Ölsün yani. Tıka basa dolu çantası fırmanaya. Bir kirli çıkı daha. Söver misin, tamam mı bırakırsın? Şimdi iki geçit 7 tını var ya, birazdan Bana çok daha baş fazla olacak. değil, tutup Şimdi Jana geldi. acısını dindirsin. Jana geleceğine mana Esintiyi gelsin. Değil mi? Çok komik. He, şaka mat. bil. Allah Allah. Dinleyen fırtına. Çekemedi. Allah Allah. Bak sen şu işe. Saldırsın. Clear'liyim. Üçünü birden vereceğim. Ardından Voli Konuşarak rakibin canını sıkacak. Kanki sen bunu. Yazdım böyleymiş. Aşkım sen bunu, sen de bunu. Bitti. Yerde 3 tane ünitenin kalması yeter zaten. Bu totalde 3 tane üniteye yapacak bizim noktaları. Vakti geldi mi Veriyor canım? olması o yüzden iyi. Voli Benim gelsin abi. fırtınam sadece yıkım taşımıyor Kaç vuruyor? 4 hasar vuruyor değil mi? Bir de eğer öldürürse tamam mı? Çok kızmıyor diyecektim de. Yok. Okeydir. Aynen kanki. Buradan sonra kolay kolay verim alamaz ya. O ikinci zımbırtıyı aldık ya. Adını unuttum ya o kartın. Heh, kirli çıkı. Arkadaşlar bak, bu karşıdaki destenin ana teması bu. Kirli çıkı. Eğer kirli çıkı varsa karşıdaki destede kaybedersiniz. Ama kirli çıkısı yoksa %1 milyon kazanıyorsunuz. Ve bunu bulmaya çalışacak. Derinde 9 kart var. Ya diğer türlü geçitler falan hiçbir şey ifade etmiyor yani bize. Derine 8 kart var. 3 var. Derini gerçekleştirememek inanılmaz kötü ya. Ah, kalbim. Kalbim acıyor arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Burada olayı saldırırsam 29, 39, 41, 48 mi yapıyor? Yetmiyor değil mi level atlamasına? 50 olması gerekiyor. Yani ben burada koca dişlerden birini daha ya da dalgaların dehşetini oynayabilirim. Çünkü düşmanlara bu tur eksi 2 verecek. Gel. Ve bunlar korkunç alacak. Bence gayet okey. Bunlar zaten ölsün istiyorum ben. Yani fark etmez açıkçası. Voli level atlasın da başka hiçbir şey istemiyorum. Voli level atlayınca saldırdığımızda o oynadığımız andaki fırtına ayininden 3 tane tekrar çıkartıyor. Bir üstüne bütün ünitelere aban veriyor. Saldır kanki. Şimdi bak, bu saldırırken herkes de eksi 2 vereceği için bunların şunu
Çoğu bloğa çıkamayacak arkadaşlar. Bunlarla ben bedavaya vurmuş oldum aslında. Buff vermesi gerekecek. Kaç mantar var bende? 8. Bir tık kafası dolu çantada. He. Kalbim. Vuruş yapsak iyiydi ya. Vuruş yapsak dedim tabi ama. Diğerine 5 kart var. Kaç geçit kaldı ya elinde? Bir tane geçit. 13 tane sana değil mi? Korkum şu an şey, mantardan ölmek. Ama şöyle bir şey var. Kart atınca ya da kart oluşturunca zaten o mantarlar da çöpe gitmiş olacak. Ki bu tur direkt safra atıp 4 kart atacağım. Nautilus artı koca dişler eşittir GG arkadaşlar. Yani çok zor kazanır buradaki savunman falan var yani. Gelişmiş saat tost geldi. Gelsin abi. Şimdi önce safrayı atalım. Tamam bak 4 kart gitti. Benim gitmesi hiç iyi olmadı. Dur bende ya. Nautilus gelsin. Şimdi bu benim denize attığım bütün kartları geri getireceği için buradaki mantarlar aslında gitti gibi. Ki ben burada totalde 3 ve 6 can iyileştiriyor olup bir sonraki turda inanılmaz bir can yakacağım. Çünkü diğer tur en düşük ünitem zaten 6'ya 7 olacak arkadaşlar. Hiçbir şey ifade etmiyorum kanki, gel. 5 vurması bir tane geçit koyuyor. Tek iyi onu 7 vuracak gerçi. 8 vuracak gerçi. Koca diş gelsin gene. Başa döndük. Şimdi rakibin bilmediği şey şu. Voli dışında hepsi tamam mı? Korkunç aldığı için bununla bloklayamayacak. Neden? Çünkü bu beyefendi eksi 2 de verecek saldırırken. Mesela Norası da level atlamayacak. Çok kazıma ver de hadi içinden geçelim bunun. Bir de işin güzel tarafı şu ki geçitler abi bunu inanılmaz zora sokacak. Neden diyeceksiniz? Deseniz arkadaşlar neden değil. Saldır abi. Elindeki kartların tamam mı yanmasına sebep olacak. Bak bununla ve bununla bloklayamaz. Tek bloğu var Nora. Abi yerde 4 tane korkunç ünitem var. Hangi birini bloklayacaksın? Anladın mı? 0 bunlardan birini koy. Diğeri 21 vuruyor abi. Ve volüm de level atlayacak. Sihirli yolculuk da seni kurtarmaz. Sevgili dostum. Bebeğim bir tanem. Abi bu kurtarır o ayrı konu. Elimde buz tuttur var. Kök kazıma var. Oyunu uzatayım mı bitireyim mi? Arkadaşlar. Bütün manasını bitirdi zaten. Bu oyunu... Ben diyorum ki uzatalım. Vazgeçtim lan, uzatmayalım. Abi Kuzey'in hiddeti gelsin. Kuzey'in hiddetiyle ver buna. Ardından pas geç. Burada Volume'un animasyonunu göreceğiz ama yine güzel yani. Bu arada o bug'lar için buradaki gözü kullanabilirsiniz. Bunu bastığınız anda o kartın mırtısını geri götürüyor. Oğlum geçit çekmen hiçbir şey ifade etmeyecek. Sayın beyefendi. Bak Voli vurdu. Gerçi tur sonunda değil mi? Göremiyoruz. GGVPS. Bebeğim seviyorum seni. Sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Mono Mavko'yu var arkadaşlar. Az patates olacağız gibi ama desteği bizde durmadan kart yaratabiliriz. Abi bence bu el aynen böyle kalsın. Bir dakika arkadaşlar buna cevap vermem gerek. Tamam şimdi çamur tarayıcıları gelsin abi. Benim kart atmaya ihtiyacım var. İnanılmaz ama inanılmaz değil. İnanılmaz hızlı derecede de şeye ulaşmam gerekiyor. Deep'e ulaşmam gerekiyor. Güzelsin. Çok değilsin aslında ama fena da değilsin. Nexus'u tekleyebiliriz. Volibear güzel. Yalnız tanım iyi değil. Saldırırsa bulutların gazabını oynamak isteyebilirim bu arada bunda. Dört tını koyacak. Ne bunun ligi ya? Let 2. Plat mı Diamond mı? Bence sadece böyle yapalım. Bunu ben bekletiyor olacağım ya. Gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü açıkçası. Devam. Bunu neden vermediysem. Bunu kök kazımalı. Ama kök kazımayı kesinlikle Mao'ya bekletiyor olacağım. Çünkü Mao beyefendi ne kadar çok elinden alırsak o kadar çok combo yapma şansı azalır Mao ile arkadaşlar.
Bir ayı voli daha. Bence burada hurdayı oynayalım. İki kart atıp iki kart çekelim. Katliam Limanı mükemmel güzel bir kart. Neden? Bu bana arkadaşlar bir kart denize atma ve derin olduysak bunu yok edip yerine bir tane deniz canavarı getirme. Totalde 9 gözüküyor da daha kart atarız yani sıkıntı yok. Yani öyle umut ediyorum. 3 ekile saldıracak. Fırtına Ayini çok iyi bir kart. Bayağı iyi bir kart. Bunları ne kadar erken oynarsam benim için o kadar güzel. İki hasar alalım. Burada önce Fırtına Ayini oynayacağım. Bana kart draw'u versin arkadaşlar. Bu yaptığın senin çok salakça bir hamle biliyorsun değil mi? Rakip de kart draw'u istiyor. Fırtına Ayini gelsin abi. Bak hem bunları daha erken oynayabileceğim. Asıl istediğim şey bu aslında. Hem bir kart draw verecek. Elimde 3 tane voli bir var. Güzel. Voli birler ölmediği sürece sıkıntımız yok. Katliam Limanı gelsin. Şimdi benim bunu kesinlikle öldürmem gerek arkadaşlar. Çünkü bir kart öldüğü zaman tamam mı? Bu beyefendi diyor ki ya diyor kankam diyor. Bir tane daha kart atalım. Deniz böceği ve can çalmalı olanın gitmesi de ayrıca güzel. Derine 6 kart kalacak. Derinliklerin çağrısı gitti. Derinliklere 3 kart kalacak. Tamam bunlar benim için okeydir. Zaten Nautilus ile arkadaşlar elinden alıyor olacağız. Beyefendi yahu neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Ama bunları yapması güzel. Ruhlarını sökünün gitmesi inanılmaz güzel. Koca diş gelsin abi. Yerde bloğum olsun ve bu beyefendi saldıramasın. Asıl amacım bu aslında. Yani volilerim olduğu için çok da korkmuyorum. Volinin kendi büyüsü ne abi? Yavaş bir büyü değil mi? Kaç? 3 değil mi? Yani ben burada bulutların gazabını buna verebilirsem ölmeyecek ki ölsün de asla istemiyorum. Yani elde daha çok kartım var ve ben bu tür banko saldıracağım. Yatını vermeyi ya da kart öldürmeyi tercih etmek zorunda. Tamam. Bir kartını daha denize atacak. Coşkun Migras gitti. Çok iyi bu arada. O akışkan oluşturuyor. Akışkan da şu arkadaşlar. 2 manaya kart oynadığınız zaman beyefendi size diyor ki kankim diyor, bebeğim diyor. İki kart daha fazla çekiyorsun diyor. Bu da bizim işimize gelecek şey değil. Şimdi deep'e ulaştık. Bu güzel. Burada Nautilus oynarsam şey oynayamam ama. Voli oynayamam. Bu yüzden bu turu benim pas geçiyor olmam gerekecek. Bir de intikam şubu falan atsın istiyorum ki Voli 1 oynayıp bunun kökünün kazınmasını, ölmesini istiyorum. Şimdi kanki mezara göm gelsin. Öyle bir şey olmayacak. Ben bu konuda sana çok özür diliyorum beyefendim. Diğer tur aynı zamanda saldırırken canını yıkacak. Bunun olmasını neden istemedim? Şimdi derine çok hızlı ulaşacak. İki tanesini öldürecek ya. Deli gibi kart atacak ve bu rakibi inanılmaz hızlandıracak arkadaşlar. Mansur'un gelmesi güzel. Diğer tur yapacağımız hamle o kadar belli ki bak bir manaya düşecek. Voli 4 vuruyor. Bunu kesemem şu an. Şimdi Katliam Limanı'ndan da bir kart daha çıkıyor. 2'ye 3. Ulan en kötüsünü verdim bile diyebiliriz ya. Gerçi bulutların gazabı var. Bak 6 yaparsam 1'e düşer. Okey burada Nautilus gelsin ya. Kartlarımızı geri koyalım. Bir de işin komik tarafı şu ki mesela Mao bizim kartları sıfırladı ya arkadaşlar. Desteğe tekrar bununla kart koyabilirim yani. Çünkü bu kökü kazınmış olan kartların dost canavarları bedelini arttırıyor. Sonuçlandır. Tam 8 manası var bu arada. Hayat tohumla başlar. Oy önümüzdeki suların gitmesi güzel. Abi derinliklerin çağrısı gelsin. Sıfıra düşecek. Oy. Tamam artık deneyebilirim. Kilitle. Burada intikam şubu falan atmak zorunda. Bu arkadaşlar kök kazıyor. Bu da şu demek. Geri asla hiçbir şekilde diriltemezsin abi. Şimdi buna bir şekilde cevap verirse intikam atıp koruyabilir. Bunu susturabilir. Canını azaltabilir. Bir tane daha var elimde. Volüm level atlayacak bu arada izleyin. Saldır kanki. Kilitle. Bunu ben kesinlikle bekletiyor olacağım. Çünkü bekletmek zorundayım. Eğer bekletmesem winmiş tabii o ayrı konu. Ama elinde adam yani 8 manası ve 4 kartı var. Ben bir şey oynamayacağını nereden bilebilirim sevgili dostlarım. Bu benim win condition'ım olacak. Tekrar bir Mao oynarsa patatesiz çünkü. Bu hasadı ve fasılsız gözcü gitti. İki tane mi oynadı ya? Kaç? 6 kartı kaldı. Turu bitir.
Şimdi rakibin bilmediği şey şu. Elimde iki tane voli var ya benim. Voli büyülerini direkt oynayabilirim. Ve bunların hepsi olmasa da çoğu büyük ünite olarak geçiyor. İki kart çekip iki kart denize atıyor. Bu tur kesinlikle voli ve derinliklerini doymaz ağzı oynayacağım. Oynasın kanki. Bak şimdi mouse'u level attı değil mi arkadaşlar? Totalde benim 4 turum var. Eğer elimdeki kart düşündüğüm kartsa 9'a 10'a oynarsak 8 oluyor değil mi bu? Bir şey diyeyim, burada kaybetmiş olabiliriz. Eğer elinde destenin kökünü kazıyan kart varsa patatesiz çünkü. Ama çok fazla kart harcadı ya. Elinde ben o kart olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Eğer öyleyse de görüyor olacaksınız zaten. Hadi abi. Hadi abi. Ben inanıyorum ya. Yok abi yok, elinde yok. Geçmiş olsun, kaybettik sevgili dostlar. Ama bu baitimi nasıl yediniz biliyor musunuz? Şimdi kalan kart sıfır değil mi? Voli oynadığımız zaman arkadaşlar voli rakibin Nexus'una da vuracak. Bir vurmasa iki vuracak. Burada bu oyunu güzel bir şekilde kazandık diyebilirim. O baiti siz de yediniz. Okey. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım. Güzel.